İşte şimdi merak ettim, daha çok oldu, merakım daha çok arttı. Ne anlamda? Hani düğünleri anlat dedim ya bize. E şimdi sen hem şehir düğünlerine tanık olmuşsun hem de köy Köydüğünü. düğünlerine. Şimdi böyle bize bir hani anlatım yaparsan, köy düğünlerinde Ha, bunlar oluyordu, şehir köy düğünlerinde düğünlerine bunlar. pek gittiğim yok. Ben şehir içinde. Ekseri sünnet düğünü. Yani onları anlat Sünnet, bize burada mesela. nerede yapılıyordu? Sünnet düğünü. Evet, hangi salonda? Sünnet salon yok. Sünnet düğünü evde olur. Evde oluyor. Ha. Gidersin, sünnet sahibinin bir çocuğu var. Ya iki çocuğu var. Ya da bir komşuyla beraber anlaşırlar. Onun bir iki çocuğu, bunun bir çocuğu beraber. Kapıda çalardık. Onları Sandalyeler ata gelirdi. bindirirler. Onlarla beraber gezer, gelirdik, kesilirdi. O gece bizlerle Yapılır. verirler. Biz de onları çalardık. İşte. Öyle. Yemek ikramı falan olur muydu o günlerde? Mesela atıyorum Giritliler şunu ikram ederdi. Bilmem Adalılar bunu ikram ederdi. Öyle bir ayrım falan da oluyor muydu? Yok yok. O zaman zaten adamlar şöyle girdiler böyle değil. O zaman bu başkadır bir güzellik vardı Ayvalık'ta. Ne ikram ederlerdi gelen misafirler? Hadi size Ama veriyorlar. can Halka ne? ne ev sahibi ne yemek yaparsa Yaparsa onu o. Ha, ev yersin. yemeklerinden Tabii. dağıtıyorlar Ha. böyle. Kimi düğün zengin olur, kimisi az olur herhalde, değil mi? Keselerine Zenginler göre. zaten çocuklarını şeyde yapar. Şehir kulübünde mi yapıyorlardı? Şehir kulübünde yapar, orada yapar. Bu dediğimde halk arasında evlerde Tamam. yapılan sünnet düğünleri. Daha çok onlara gidiyordun. Salona hiç gitmiyor muydunuz, salonlara? Salona bazı kere çağrılardı bizi, Çağrılardı. giderdik oraya. Hangi salonlar burada vardı? Düğün salonu olarak kullanılırdı. Aa, burada esas belediye binası nerede? Belediye binasının Cunda'ya dön, yüzünü dön Tamam. kapısından. O da şehir kulübü var. Evet. Ha, o kulüp bildiği Ayvalık şehir kulübüdür. Ayvalık'ın zenginleri orada karargah kurmuşlar. Evleri var, hanımları var, hamamları var. Yalnız orada varlıklı zenginler hep şehir kulübünde. Düğünleri de orada, sünnetleri de orada, her şey orada. Yani orta halliler evin dışında hiç öyle salonda yapmaz mıydı diyor falan? Yok yok salonda. Necdet amca Herkesin başka salon yok muydu? Bir orası mı vardı salon olarak kullanılan? Canım belki mahallelerinde bir kahveyi de He, o kiralarlar. şekilde de yapıyoruz. Yok, Doğru sinema söylüyorsun. salonlarında da Macar'ın oluyor. sinema da bir kahveyi salonlarında. tutar. Sakarya mahallesindeyse orayı tutar. Anladım. Burada bu ne der misin? Bak şey unuttum şeyi de bu pazar yere yol açılınca ben rahatladım. Unuttum doğup büyüdüğüm yeri. Bu şey ne derler buraya? Palabahçe. Palabahçe. Ha, Palabahçe'de doğdum büyüdüm. Ama şimdi yeterim orada ulan Palabahçe burası mıdır derim. Dükkanlar değişmiş, onlar değişmiş. Eski Ne Palabahçe'yi muhakkak. anlat bize madem. Doğduğun Palabahçe'nin farkı nedir? Eskiye göre hangi dükkanlar vardı orada? Yani şu anda mesela ya nasıl bir yerdi orası? Daha belalı mıydı? Daha mı sakindi? Niye Palabahçe filan bildiğin? Oranın ismi Pala Bahçesi. Yani nereden geldiğini bilmem. Yalnız benim bildiğim zamanda en az 4 tane 5 tane kahve vardı. Kahveler içerdi. Ama akşamüstü oldu mu millet 3 kişi 4 kişi tenikeciler içi var. Duydun mu hiç? Tenikeciler içerisinde en az 4 tane 5 tane meyhane. Meyhaneye de Bozcaada'dan gemiyle şarap gelirdi. Tavil Şarap, ben içmiş değilim bilmem. şarapları. He, marka bilmiyorsun Ha, sen. şarap diyorlar. Peki Bozcaada o meyhanelere çalmaya gidiyor muydunuz? şarabı. Ya ben gitmiş değilim. He. Ama Ama diğer giden arkadaşlar vardı, arkadaşlar değil mi? var Tabii. çalarlar.